Aksaray'da biz yaklaşık son 6 aydır valiliğimiz ve il müdürlüğümüz başkanlığında Aksaray Veteriner Hekimleri odamızın da taraf olduğu, üniversitemizin de bu işin içerisinde olduğu bir proje yapmaktayız. Yaklaşık 11 bin hayvanın toplanacağı bir alan ve bu alanda işte dezenfeksiyonun kolay sağlanabileceği alanlar, hasta kabulünün ve operasyonların yapılacağı alanlar, hayvanın giriş ve çıkışının reanimasyon yani operasyondan sonraki ayılma ve ayıkma dönemini geçirebileceği alanlar, bunun yanında sıkıntılı hayvanların tedavi ve bakımının sağlanacağı, beslenmesinin sağlanacağı, kayıtların tutulacağı, şehrimizin markası olacak bir kulak numara sisteminin geliştirilmesi ve yapılacak işlemlerin kayıt altına alınabilmesini sağlayacak bir sistem kurmaya çalıştık. Sistemi neticelendirdik ve şehrimize ait ya şehrimizde bulunan hayvanların kısırlaştırma, kuduz aşılamaları ve parazit aşılamalarının yapılacağı alanların oluşturulduğu ve naklinin sağlandıktan sonra operasyon bitiminde tekrar bulunduğu ortama bırakılacağı şartları oluşturduk. Aksaray'da bu işi yapacak hekimlerimiz adına benim ve ili temsilen Vali Bey'in bir protokol metni yazarak geçen ay protokolü imzaladık. Ve düğmeye basma aşamasına geldik. Hazırız biz hekimlerimiz olarak bu işi çözme ve sorumluluk alma noktasında hazırız. Beklediğimiz şu, sokak hayvanları probleminin nasıl çözüleceği ile ilgili meclise gelen yasanın hangi şekilde onaylayacağını beklemek zorundayız. Bu neticelendikten sonra biz Aksaray'da ilimizde bu işi çözmek için süratle harekete geçeceğiz ve önümüzdeki bir yıl içerisinde Allah izin verirse bu işi